Günaydın, günaydın, günaydın hepinize efendim. Evet, yeni bir günün sabahında daha kurgu dünyasında sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz bir kıvanç içerisinde. Ya böyle enerjik insanlar var, biliyor musunuz? Yani bunu 2 saat boyunca yapabilen insanlar var. Ben ise sadece 10 saniye yapabiliyorum. Günaydınlar. Bugün 27 Şubat Pazartesi. Şöyle gazetemizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısım bu şekilde. Hemen okuyalım. Sisteminizi yavaşlatsa da aynı makinede birden fazla kurgu programını kurmanın bir faydası var. Şu an bu render'ı bekliyorum ve yaklaşık bana 1,5 saat veriyor. Bunu biraz uzatacaktır ama Premiere'in yanında bedava olarak dağıtılan DaVinci Resolve neden kullanılmasın? DaVinci Resolve 12.5. Bu program ücretsiz. Blackmagic Design'ın yazılımı. Siz de bunu sitesinden indirebilirsiniz. Kısa yollarını ayarladığınız zaman alışık olduğunuz kurgu programı gibi de kullanabiliyorsunuz. Köşe yazısı seslendiriyorum ya, onu DaVinci ile hazırlıyorum. Bakın burada bölümleri var. 1, 2, 3, 4 bölümden oluşuyor. Birincisinde dosyalarınızı alıyorsunuz sepete. İkincisinde edit yapıyorsunuz, kurguluyoruz. Ondan sonra renk kısmını hallediyoruz ve en sonunda renderlıyoruz. Bu bölümlerden oluşuyor. Edit kısmında da böyle gözüküyor. İstanbul nasıldı? İstanbul çok yoruldu ama güzeldi. Niye yoruldun? Yol. Çok mu gezdin? Yol yani yol. Abim Maltepe'deydi, ben şeydeydim. Niye gittin de söyle. Abimin yemin törenine gittim. Çok farklı bir atmosfer. Neye yemin etti? Vallahi bilmiyorum. Dinlemedin mi? Ya dinledim de o sıra abimi arıyordum böyle askerlerin arasında. Ama güzeldi ya, böyle duygulandım, bayağı bir duygulandım. Abim öyle saçsız sakalsız görünce bayağı duygulandım. Tipi değişmiş değil mi? Yani yok, tanıyamazdım herhalde, bilmiyorum. Orada askerde tek tip var. Hepsi tek. Peki İstanbul nasıldı? İstanbul güzeldi ya, işte dediğim gibi yorucuydu ama belirli yerleri gezdik, işte Ortaköy, Taksim'de yolu. Ama bak, çekinmeyecek gibi değil. Şimdi bana diyor ki, mevzu şu bilgisayar. Bu bilgisayarı... Ya bir dakika dur. Bir saniye, bir dakika. Anlaşım. Nasıl yapıyorsun biliyor musun? Hayır tamam, bunu da yaparsın. Onun komikliğini de yapalım, beraber girelim. Burada bir sinerji olmuş kuralım. Evet. Ya diyor ki bilgisayarı diyor koltuğa koyacaktım ve bir bıraktım da altı koltuk yokmuş orada diyor. Abi komik olan o değil, komik olan senin ya. Ama nasıl komik olan bu değil ya? Abi. Ya bilgisayarı Allah aşkına bana bir anlatır mısın? Yani o ara nereye bakıyor olabilirsin ki yani? Erdem abi köşede koltuk. Şöyle sandalye kadar küçük bir koltuk vardı. Onu oradan almışlar. O anda aceleydi yani, ben bunu koydum diye. Kabloları da çekelim. Bu düştü Erdem abi. O günden sonra burası böyle çalışıyor. Ha bu bir de böyle bir şey, portatif ayrılabiliyor. Sen diyorsun ya ekranına vurdum o yüzden çarpıyor. Ya bir şey olmuyor, ben denedim her şeyi. Sanki bir canım gidiyormuş gibi biliyorsun ya. Böyle. Ya şaşkınlıktan kadraj yapamadım. Ama şey çalışıyordu yani. Ya var ya. Kullanım bir süre. Ya sen reklam yapıyorsun. Samsung'da anlaşmışsın bak, sen. Bak kahveyi hani kırsan da çalışıyor. Ekrana görüntü geliyor yani. Bir şey çalışmıyor. Bak şurayı. Zaman ya basma basma. Şurada şu. Aktif olsa. Hiçbir şekilde çalışmıyor buralar. Mouse'suz kullanılıyor. Bir de peki bir şey soracağım. Mouse'un da çalışmıyor senin. Yani şuradan sana mouse çok eski bir mouse ya. Bersin falan benim şey kablosuz da mouse. Bana mı açmış? Niye teknolojiye karşı niye böyle hoyraksın? Gereksiz yedin değil mi? Evet. Gereksiz. Modern ben... Öyle diyorlar abi. Yani şunun kırık olduğunu bile bilsem hani o kadar hoyratçana şöyle alıp da yani yapamam sen yani. Sen dedin ya tarihi eser gibi ekrana dokunuyorum. Yok canım tarihi eser demedim. Bunun nedeni bunun aklında hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Beyninde bir sıkıntı yok. Bu bilgisayar biz böyle. Biz senin ayrıca konuşmuyoruz. Tamam mı? Dışı şunu... böyle. Yoksa çalışıyor. Kendi malınmış gibi oluyorum değil mi abi? Nasıl ya? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İstemezdim ben de böyle olsun. 800 takipçisi var. İletişim şeyi açmış. Hani blogger. Hani iletişim falan. Niye 800 takipçi aldın? Yok yani. Değil de yani çok farklı bir yere gidiyor. Arman bile. Elinde cep telefon oluyor. Arkadaşlar merhaba falan diye. Yapamadığı şeyleri böyle. Çok farklı bir sektöre gidiyor yani. Evet bir gün herkes vlogger olacak. Volkan. Abi Rusya'da kuzenim varmış, ilk defa duydum. Senin mi? Evet. Evet benim yakın. Hani çok fazla görüşmediğimiz için. Ha. Şey oldu. Ha sen hatırlayamadın. Hatırlayamadım. O açıdan. Çünkü annemin kuzeninin kızı. Kapı açtırıcı. Susudu.
Hoş geldin. Ne kadar az ışık. Bayağı böyle çalarız. Hocam böyle. Acaba bunu... Söyle bakayım, ne yapıyorum ben? Abi ya, yapma ya. Gel gel, pastayı anlat. Pastayı değil de abi. İnsanlar akın akın geliyordu. Resmen teknolojiye atarlanıyorsun. Ben mi diyorsun? Evet. Erdem abi, Erdem kafa topu yüklemiş. Şimdi o bana izler. Çıkartsa çıkamıyorum. Böyle vurursam tabii çıkamam da. Daha sert vur. Şimdi masaya falan bir vur bakalım. Çıkar belki. Az şunu çıkar mısın? Bir gün daha kahve yaparım sana karşılığında. İki gün. Bir gün. İki. Yok artık. Beş gün format Allah atıyorsun. Allah. Ver tamam ver. Bir gün tamam. Bu kafa topu Web Tekno'nundu değil mi? İzmirlilerin oyunu bu. Kafa topu. Bilmiyorum ki abi. Web Tekno'nun diye biliyorum. Abi pek aram yok ya. Hiçbir şey. İzmir'le değil mi? Tabii artık Samsun'un oldun. İzmir'in şey, kralık, neydi sen? İzmir'in Fatih'i mi? Prensi. Prensi. İzmir'in neydi dedi o? Fatih'i mi dedi? Ondan sonra o mevkiden sonra bıraktı Erdem abi. Ece şahit oldum. Şey, görüntüle şahit oldum. Bir gün fazla kahve yapacak. Şu an uygulamadan çıktı. Ben onu yanlış anlamışım. Hiç öyle bir şey yok. Öyle mi? Ben onu bir gün fazla abi dedi. Bunu geri sararsın. Geri sararsın bunu. Gösterirsin, iki defa izletiriz. Ha. Oldu mu? Nasıl çıktı peki? Bu seni hiç ilgilendirmez. Çok kötü bir insan oldun, çok. Bir kahveyi kaptık. Tamam hadi bugünkü vlogu kapatın da bitsin. Ben kazandım, ben çok mutluyum. Borcu olanlar düşünsün. Hala orada bir şey yapmaya çalışıyor. Görüşürüz. Diyorum, görüşürüz diyorum. Teknolojiyle alakalı Ercan abi. Fotoğraf makinelerine hep gözüm gibi bakmışımdır. Fotoğraf makineleri haricinde. Yani onları iyi baktığımı düşünüyorum ama telefondur. Onlar benim için önemli değil. Ama fotoğraf makinelerine çok güzel bakıyorum. O zaman bir ara Çılgay'la fotoğraf makinesi konuşalım. Görüşürüz. Baronlar şokta. Başlıkları okuyorum sadece. Samsun'da uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 5 kişi tutuklanmış. Zincirleme kaza. Esnaf nefes aldı. Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerindeki 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Tırın altında kaldı. Bunu okumak istemiyorum. Üzücü haberler. Kavak'ta yoğun mesai, ülkemiz daha güçlü olacak. Fuara ziyaretçi akını, kitap fuarı vardı. Başkan Genç, yenilikten korkanların tarih yazamayacağını söylemiş. İstediğimiz tek şey huzur, CHP Samsun İl Başkanı. İlk adımı 18 ayda tamamlanacak ilk kazma. Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İlk Adım Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı alana ilk kazma vuruldu. Ya işte o binanın ilk kazması bugün vurulmuştu. Yani 27 Şubat Pazartesi 2017. Samsun coştu geliyor. Samsun Spor rakiplerinin de puan kaybettiği haftada bu kez hata yapmadı ve Bolu Spor'u 3-0 mağlup etti. Başlıklarımız bu şekildeydi. Yarın görüşmek üzere. Kurgu dünyasından hoşça kalın diyorum. Bundan sonra veda etmiş de olabilirim. O zaman bu neyse, görüşürüz.